Tabii tabii bekliyordum zaten. Üçüncü dinleyicimiz madem soramadı. Onun hakkını orayı ben doldurayım. Tamam, sen kullan onun hakkını. Şimdi bir tane piyasada videoları falan olan bir hoca denilen bir adam var. Diş dolgusuyla ilgili olarak bir video çekmiş de. Bu videoda da şöyle söylüyor. Sahabe-i kiramdan birisi bir savaşta burnu kopmuş. Önce gümüşten bir burun yapılmış ama bu zarar verince Peygamber Efendimiz altından bir burun yaptırmasını tavsiye etmişler. Resulullah Efendimiz bu kişi için gusül abdesti alırken burnunu çıkar, altını yıka dememiş. Allah Allah. Burnu yıkamak farz olduğu halde çıkarıp burnunu yıka demiyorsa, diş dolgusu ve kaplaması da böyledir. Bunları çıkarmak zaten mümkün değildir. Aslanım be. Fetvayı yapıştırmış adam yani. Aslanım be. Yani İmam Azam Efendi Hazretleri bu hadiseyi bilmiyor. Görmedi, okumadı. Halbuki İmam Azam Efendi Hazretleri Ashab-ı Kiram'ı gördü. Afrece Radiyallahu Teala Hazretleri bunu da. Hatta kitaplarda uzun uzun da yazılıyor işte altından gümüşten olursa koku yaparsa ondan sonra altından olabilir. Uzun uzun bildirilmiş. Ve İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Şeybani Hazretleri dahil olmak üzere bu konu hakkında da uzun uzun aynı şekilde bildirmişler. Fıkıh kitaplarında da bunlar mevcut. Bu kimseler zannediyor ki ben ilk defa bu konuyu yakaladım, ben işte meseleyi çözdüm, ben anladım, bak böyle demiş, böyle olmuş ve netice itibariyle hükmü veriyorum, fetva budur aslanım be. Kim tutar seni? Kim tutar seni? Şimdi İmam-ı Rabbani Kutsal Hazretleri'nin buyurdukları, sık sık buyurdukları bir şey var. Yani böyleleri için ahmak buyuruyor. Tabii biz de bunu kullanıyoruz. Bunu kullanınca bazıları hopluyor. Efendim bir din adamı böyle ahmak der miymiş, böyle sert söyler miymiş falan diye başlıyor. Ahmaklık değil de ne bu? Edepsizlik, terbiyesizlik, ahmaklığın daniskası bu. Haddini bilmemezliktir bu. Nusk ile uslanma etmeli tektir. Etmeni, tektir ile uslanmayan hakkı kötektir. Yani kötektir bunların hakkı. Yani Osmanlı döneminde olmuş olsa, Osmanlı döneminde çok adildi. Böyle zır zor kendisini alim zanneden onu orta ona konuşan çağırırlar gel bakalım falan bir. İlim meclisinde öyle sıradan değil. İlim meclisinde adam kaç kilogram geliyor orada bir ölçerler. Ondan sonra da o konuyu ilmen kendisine izah ederler. Anladı, anladı. Anlamadı, anlattırıyorlar. Neyle? Sopayla. E tabii başka türlü olmaz. Zamanımızda bu yok. Efendim demokrasi işte dünün insanı okuyor. Ya ne demokrasi ne insanız hakkı be. Adam edepsizlik yapıyor. Dinle oynuyor. Kendi kafasına göre fetva veriyor. İslamiyet'i tenkit etmek, hele hele ehl-i sünnete saldırmak, ehl-i sünnete dalga geçmek serbest. Ama 72 bidat fırkasından birisini, efendim Şia böyle diyor, Cebriye böyle diyor, Mutezile böyle diyor. Ondan sonra Mücessime fırkasından olan İbni Teymiye kalkıyor böyle Allah-u Teala hakkında böyle söylüyor. Ve kendilerine aynı şekilde Müslüman takdim edip de Masonlara üstad diyen, üstadım diyen Seyit Kutup baş tacı ediliyor. Ona laf ettim mi diye hemen telefonlar başlıyor çalmaya. Efendim nasıl dersin de o İslam alimi de falan, İbni Teymiye İslam alimi de falan da feşmekan da demeye başlıyor. Ama öbür tarafta İmam-ı Azam İbani Hazretleri'ne, İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri'ne, İmam-ı Şeybani Hazretleri'ne, İmam-ı Şafii Hazretleri'ne, İmam-ı Malik Hazretleri'ne, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri'ne ağızlarına gelen her türlü hakareti yapıyor. Ve ehl-i sünnet itikadında olduğunu iddia eden Müslüman da gıkı çıkmıyor. Ama orada öbür tarafta aynı şekilde Seyyid Kutub'una ve Mason kimlikli olanlar aynı şekilde anlatıp da kimliklerini ortaya koyunca kimisi kravatlı, etiketli, kimisi sarıklı, sakallı, cübbeli. Bakıyorsun aynı yerde birleşiyorlar bunlar. Milletin orucu şakır şakır bozulurken gıkı çıkmazlar. Hatta aşı orucu bozar demekten de çekinmezler. Ve yapıyorlar. Yani hakkı söylemek değil. Bakıyorlar günü nasıl kurtarırım? Dünya menfaati olarak ben bunların açısını kendimi telafi ederim. Aşı orucu bozmaz demekten çekinmezler. Bozar demiyorlar, özür dilerim. Dolayısıyla Allah-u Teala böylelerin şerrinden de muhafaza eylesin. Burun meselesi. Oradan diş dolgusuna bağlamış. Hiç alakası yok. Tam ilmihan saadet ebediye konusunda saadet ebediyeni daha ince bir usulü sorukta verilmiş ve İslam alimlerinde buyrukları da bildiriliyor. Bir kere burun takılması diş gibi değil ki zaten
Ahmak herif. Diş eğer mütaharrikse o burun da mütaharrik. Efendim altını yıka dememiş. Ahmak herifi, o burun takılıp da buraya kaynak yapılmıyor. Sadece görüntüyü kurtarıyor. Sadece görüntüyü kurtarıyor. Ahmak herif, kimi kandırıyorsun? Zaten Hanefi mezhebinde protez diş takılıyorsa taklit etmeye gerek yok. Dolgu yapılmışsa veyahut da şimdi vidalı diş diyorlar. O şekilde yapılmışsa yahut da kaplama olmuşsa o zaman taklit etmek gerekiyor. Yani bunlar araştırmadan da konuşuyorlar. Ya birisi bilir bunu araştırır çıkar da böyle söylerse bizim açığa çıkarsa ne olur falan diye. Hani siyasetçilerde çok oluyor ya. Yani adam bir konuşuyor diyor ki işte soğanı patatesi diyor devlet alsın. Sonra devlet alınca bu da nereden çıktı ya? O gidiyor kendisi alıyor daha. Öyleleri var ya piyasada. Millet de eskisi gibi değil ki ikisini yan yana getiriyor. Alsın diye bağırıyordu daha sonra almasın niye aldı diye. Böyle acayip bir şey. Siyasetçiler gibi din adamları da aynı şekilde din adamı kılığındakiler, din adamı demeyeyim ben. Din adamı kılığındaki soytarlar da insanların durumuna göre, vaziyete göre olur canım, olmaz canım, kurtarır canım, tabii canım falan. Gerek yok canım. Hani maksatları insanların cehennemden kurtulması değil, ben cehenneme gideceğim seni de götüreyim gel diyor. Ama burada kabahat insanların da. Kusura bakma. Bir de böyle söyleyeni var, bir araştır. Ne yapayım canım o öyle diyor işte kurtarır beni falan. Ha, kurtarmaz o toprağın altına girince göreceksin. O zaten kendini kurtaramayacak da sen tabi oluyorsan seni de kurtaramayacak. Allah Teala sonumuzu hayır eylesin inşallah Teala efendim.